dolar almayalım mı şimdi biz Ya şimdi 2024'te? o noktaya geliyorum. Bakın dolar alabilirsiniz. Ben dolar alın. Dolar borcunuz varsa tabii ki dolar alın. Dolar bakın bu yıl dolar %55 artmış. Şimdi cahil veya finansal okuryazarlığı olmayan bir insan şunu diyebilir. Mert abi çok konuşuyorsun ama dolar bak bu yıl %55 kazandırdı. Hayır. Dolar aslında enflasyonun %100 olduğu bir yerde %45 paranı çaldı. Yani bugün Simge Hanım sizin eşinizle beraber 10 milyonluk bir varlığınız varsa bana deseniz ki desem ki 4,5'ünü bana verir misin? Çıldırdı mı dersiniz? Ama dolar sizden bu sene 10 milyonluk varlığınız varsa 4,5'ünü çaldı gitti. 10 milyon dolar olan bir adamın 4,5 milyonu gitti ya. Geçen sene de aynı şey oldu. Geçen sene de dolar yine enflasyonun altında. 40 yıllık dönemde 4-5 kez dışında dolar hep enflasyonun altında almış artmış. Ben de diyorum ki bunu sürekli anlatıyorum değil mi? Doların bir enflasyonu var. Dolar değil daha çok şeyde tutun işte. Başka varlıklarda diğer varlıklarda en basitinden altında. Çok büyük hocalar var ya bunları sürekli anlatsalar. Çünkü ellerinde büyük bir güç var. Ya çıksa dese ki yani siyasetle ilgili bilmem neyle ilgili cazla ilgili festivalle ilgili her şeyle ilgili yorum yapan hocalardan bahsediyorum. Ekonomistlerden bahsediyorum. Deseler ki ya bir tane Mert Başan dediği bir adam var. Onun dediği doğru. Demeye gerek yok. Kardeşim dolar almayın. Dolar alırsanız paranız sıfır olur. Yanlış yapıyorsunuz. Dolar artsa bile enflasyonu var. İnsanlar inanır. Daha çok bu dediğime gelir. Ama bu anlatılmadığı için arada böyle cümle arasında anlatıyorlar mesela. Hani, doların da enflasyonu var. Ya cümle o değil. Onu herkes söyler yani. Doların da enflasyonu değil. Kardeşim doların enflasyonu parayı tutarsanız erir. Bunu böyle vurgulamak lazım. Çünkü Yani Türkiye'de bir... doların enflasyonu var, konu başlığı olmalı, öyle Tabii mi? canım. Hayır daha da ağır ilerliyorum. Dolar tutan kaç yıllık para kaybediyor. Dolar paranı pul eder. En aylıktır demesi lazım. Ben diyorsam size deyin. Siz derseniz bunu anlar bize. Ha dolar borcum varsa hayır. Ama doları yastık altında tutanlardan bahsediyorum. Mesela ne yapmanız lazım diyorum. Mesela altın. Ya, altın alın illa dolar alacaksınız. Çünkü dolar altın dolar bazında %20 %30 artıyor. Aslında bakın altın şu aslında bakın. Altın şu. Şu çay. Ne demek biliyor musunuz? İçinde hem çay var bunun hem bardak var. Hem altlığı var. Şimdi içinde çay da var bundan Su bahsediyorum. da var. Su da var. Şimdi dolar aldığınızda sadece bunu alıyorsunuz. Dolayısıyla bu artarsa para kazanıyorsunuz. Ama altın aldığınızda bakın dolar da var içinde. Bu da var. Böyle bir şey alıyorsunuz. Yani dolar aslında altın aldığınızda aslında otomatik dolar. Dolar ikiye katladığında altın da ikiye katlıyor. Ama dolar dursa bile ons da artıyor. Dolayısıyla mutlaka bunu anlatmak lazım diyorum. Off the record bir şey. İsmini söyleyemem. Mert seninle bir kez söylemek isterim dedi. Öyle bir linç edeyim ki. Aktrol müsün AKP'li misin dediler dedi. Ya şunu demiş kız. Kadın. Demiş ki ya, dolar tutmayın. Doların enflasyonu var. Dolar tutacağınızda dolar bazı işte varlıklar. Altın olsun, başka kripto olsun falan. Sen dolar bilmem ne böyle aktrol müsün falan filan AK Partili misin falan. Yani Türkiye'de bir de öyle bir fetiş olduğu için dolara laf diyemiyorsunuz ya. Dolayısıyla ben de Dolara laf eden, dolara laf eden başka ona yerden. laf etmiş gibi Aynen öyle oluyor. Bunu oluyor. anlatamıyorsun. Ama aslında baktığınızda istatistik değil mi? Bana inanmayın. Gidin şeye bakın. Rakamlara bakın. Dolayısıyla bakın dolar sorunuzun cevabını uzattım ama dolar bu sene asgari ücretin şu artışına bakınca, şuna bakınca bu yıl içinde 42-43 yıl sonuna kadar görmesi çok olası. Bakın görmez demiyorum. Ama o 43 olduğu zaman sen geleceksin. Ne oldu Mert abi kazanamadın dedin. Kazandım dediğine diyeceğim ki aynı simit iki katı olmuş olacak. Bir şey iki katı artarken senin varlığının %50 artması sana para kazandırmaz. Dolayısıyla dolar mutlaka artacaktır. Ama doların artış hızı her zaman enflasyon altında kalıyor. Paran eriyor. Dolayısıyla doların üzerine mutlaka %5 ile %10 arasında bir ek getiri sağlamanız lazım. Ya dolar bazı fonlar var, çeşitli bankaların var, ya dolar faizi var, ya eurobond var. Bir şey alın diyorum, paranızı yemesin. Dediğim şey bu. Kasaya yastık altına koymayın. Ya koyuyor yastık altına, altın zannediyor. Altınla alakası yok. Altınla dolar arasında uçurum vardır arkadaşlar. Tek kasıt. 20 yılda biri 100 dolarsa hala 100 dolardır, öbürü 100 dolarsa 600 dolardır. Benim sadece değerli hocalara ricam, halk için, ülke için bunu halka anlatsınlar. 5 yıl sonra 100 dolarınız 130-140 olmuyorsa siz para kaybediyorsunuz. %30 paranız eriyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Çok önemli. Piyasayı iyice talebi sıkacaklar, öyle görünüyor. Çünkü hala bakın faizleri %45'e getirdik ama enflasyonu düşüremedik. Hani bir bu başarı mı derseniz, hayır, bir başarı henüz daha onu elde edemedik. 8 ay geçti ve enflasyonda daha tepe noktayı görmedik. Ve maalesef şöyle bir şey var, seçim döngüsünde olduğumuz için hala bir parasal genişleme var. Hala işte kamu tarafında işte ücret artışları, kamu tarafında tasarrufların olmaması, hala likitte bolluğu, belki vatandaşın cebinde hani öyle çok bir likitte yok ama neticede bir likitte bolluğu var. Bu da maalesef tam da aslında istediğimiz anlamda bir parasal sıkılar, yani enflasyonu düşürmek için yeterli mi? Değil. Dolayısıyla ya bunu tam anlamıyla yapacaklar,
Seçim tamam, seçimden sonra tam anlamıyla bunu sıkacağız ama özellikle parasal sıkılaşmanın ön plana girmesi lazım ve bence gerekirse ek bir faiz artışı da yapabilirler diye de düşünüyorum. Mevduat faizlerine bakıyorum. Biraz yükseldi. Aylıkta 44, 3 aylıkta 47'lere çıktı. Yani vatandaş da hani enflasyonu, vatandaşın enflasyonu kaç, yıl sonu 36'lar 40'ları beklemiyor ki vatandaş. Mesela dövize bir talep var, altına tabii talep var. Neden böyle yapıyor? Çünkü diyor ki seçimden sonra ya bu kur daha nereye kadar tutulabilir? Biz bunu geçtiğimiz yıllarda hep gördük. Aslında güven yok vatandaş tarafında, öyle söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla kendini güvene almak için parasını mevduattan çok döviz, altın ve farklı yatırım enstrümanlarına götürmeyi tercih ediyor ve hatta şöyle korkunç bir şey söyleyeyim, sistem dışına mümkün mertebe çıkarmaya çalışıyorlar özellikle seçim öncesi. Çünkü vergi, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki var %40'a kadar. Seçim sonrası böyle bir beklenti de oldukça yüksek. Kurun uzun zamandır yönetiliyor olması, yani Mehmet Şimşek göreve gelmiş olsa bile neticede biz hani dolara müdahale etmiyoruz diyorlar ama yani o kadar muntazam ilerleyen bir kur görüyoruz ki hani bunu herkes kabul ediyor ve hani bunu siz ne kadar biz yapmıyoruz deseniz de bunu herhangi sokakta birine sorsanız bile serbest piyasada belirlenmediği belli. Şimdi insanlar ne düşünüyorlar? Yani belli ki bu tutulduğuna göre bir noktadan itibaren tutulamayacak ve gidecek. Yani güvenmiyor. Yani siz kuru bıraksanız, o güveni oluştursanız, piyasada belirlense o dolar, inanın böyle sistem dışına bile o kadar parayı çıkarmanın, altın almanın, bu kadar dolarizasyonun yükselmesine mesela gerek kalmayacak. Sizin yıl sonu için beklentiniz nedir Hatice Hanım dolar özelinde? 45 diyelim, 40-45. Hı hı. Çok bu da uçmak da istemiyorum. Hani ama benim genelde piyasadan aldığım, reel sektörden duyduğum, mesela 47 rakamını duydum. 47'ler telaffuz ediliyor. Ya orası biraz açıkçası muamma. Çünkü enflasyonu düşürmek için şu anda aslında bizim bu kuru baskılamamızın ana sebebi ne? Enflasyonu düşürmek. Mantık şu, biz kuru tutalım, maliyetler artmasın, enflasyon düşsün. Aslında bu daha önce denendi. Denendi ve başarılı olmadı. 2000 yılında biz bunu denedik. Denedik ve tam tersine olmadı ve bir anda kur çok hızlı bir şekilde, beklenmediğimiz şekilde hızlı yukarı çıktı. Ya bunu ne kadar geciktirirseniz hani bu atakların da o kadar yaşanmasını aslında artırıyorsunuz. Aynen, evet, şiddetini artırıyorsunuz. Da artırıyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Çok doğru.